Arkası yarın. Leyla ile Mecnun 3. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses kayıt, montaj ve kurgu Mustafa Özcan. Bu oyun asırlar ötesinden günümüze kadar ulaşmış unutulmayan bir sevdanın hikayesidir. Leyla ile Mecnun birbirlerine husumet duyan sınır komşusu iki kabile beyinin çocuklarıdır. Ne var ki iki gencin tanışıp görüşmesinden şiddetli bir aşk doğar. Ailelerinin bu arkadaşlığa izin vermeyeceğini bilen gençler gizli gizli buluşurlar. Ancak bu gizlilik fazla uzun sürmez. Bir gün Leyla'nın annesi Mecnun'la buluştuğunu öğrenince Leyla'yı okula göndermekten vazgeçer. Mecnun Leyla ile buluşamayınca hastalanıp yataklara düşer. Kays, mektep saatin yaklaşıyor. Sen hala yataktasın. Hasta mısın yoksa? Evet, hastayım anne. Bugün mektebe gitmeyeceğim. Neyin var oğlum? Babana söyleyeyim, sana hekim getirsin. Yok, hayır, istemem ana. Çıkıp biraz gezeceğim. İyi ama hem hastayım diyorsun hem çıkıp gezeceğim diyorsun. Biliyorum ama dışarı çıkmazsam daha fazla hasta olacağım. Neyin var ey oğlum? Günden güne halin daha bir garipleşiyor. Yalvarırım, söyle anacığına derdini. Ne oldu sana yiğidim? Bunu hiç sormasan daha iyi edersin anam. Ben sormayayım da kim sorsun ey oğul? Annen değil miyim? Elbette soracağım. Ne zamandır geceleri uyumadığını biliyorum. Sabahlara kadar inleyip durduğunu biliyorum. Devasız bir dert bu ana. Devasız dert olmaz ey oğul. Her derdin bir devası vardır. Ne olur, ne olur üzerime varma anam. Beni kendi halime bırak. Müsaadenle gidiyorum. Oğlum. Kaysım. Evden çıkan Kays ne yapacağını bilemez halde hem ağlıyor hem de yüksek sesle beyitler söylüyordu. Onu bu halde sokakta görenlerse şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ah, ayrılık, ayrılık. Ey ıstırap yüklü sevda. Beni ondan ayırdın artık, her şeye feda. Nerede ey ay yüzlüm? Nerede mahpus kaldın? Bu nasıl bir sevda ki aklım başımdan aldın? Hayalin gerçek sanki, gözlerin bana bakar. Hasretin alev alev, durmaz içimi yakar. Seni her an ararım. Ah, bulamam Baveyla. Cevap ver feryadıma. Neredesin Leyla? Leyla. İşte. Hey! Şu kendi kendine beyit söyleyen kabile reisinin oğlu Kays değil mi? Evet o. Vah vah vah, ne hale gelmiş zavallı çocuk. Mecnunlar gibi sokak ortasında konuşup duruyor. Aklını oynatmış galiba. Ha, öyle olmalı. Bir de babası ölümünden sonra kabilemize reis olacak diye övünüyordu bu çocuk için. Hadi canım. Allah Allah. Bu değil, kabileyi kendini bile yönetmekten aciz. Baksanıza haline. Doğru dersin. Doğru, doğru. İşte Leyla'mın evinin önüne geldim yine. Ya Rabbi, ne olursun bu sefer olsun sevdiğimin yüzünü göster bana. Vazgeçtim elini tutmaktan. Yüzünü görsem de yeter. Acaba
Hangi kafesin, hangi perdenin arkasında o ay yüzlüm? Benim çektiğim çileleri o da çekiyor mu? Yine perdelemişsin benden güzel cismini. Ağaç şurama yazdım Leyla diye ismini. Hasretin kavuruyor gönlümü yaka yaka. Gözüme perde indi evine baka baka. Bir an bile olsa da göster güzel cemalin. Hiç olmazsa bileyim ne haldedir ahvalin. Ey güzel kuş, sende mi avaresin işinden? Sende mi ayrı düştün ahu gözlü eşinden? Kerpiçten duvarları aşıp geçebilirsin. Sevdiğin yarin varsa hemen görebilirsin. Ben öyle değilim bak. Engeller var aramızda. Merhemden vazgeçtim. Tuz, biber yaramızda. Dilerim Yüce Hak'tan bir kez olsun göreyim. Gam çekmezdim o zaman. İstenirse öleyim. O gün Kays akşama kadar Leyla'nın evinin etrafında döndü durdu, gözyaşı döktü, beyitler söyledi. Ama Leyla'sını göremedi. Gece yarısından sonra evlerin kandilleri sönünce yine oradan ayrılıp evine gitti. Kays'ın bu hali günlerce sürdü. Onu saçı sakalı birbirine karışmış, pecmürde bir vaziyette görenler Mecnun demeye başladılar. Bu söz giderek dilden dile yayıldı. Bundan sonra Kays'ın adı unutuldu. Herkes onu Mecnun diye çağırmaya başladı. Hatun, ne zamandır Kays'ı göremiyorum. Kahya mektebe de gitmediğini söyledi. Neler oluyor biliyor musun? İnan ne olup bitiyor ben de bilmiyorum. Ama söylediğin gibi bir zamandır mektebe gitmez oldu. Peki sebebini sormadın mı? Sormaz olur muyum? Soruyorum ama söylemiyor. Lakin bir derdi olduğu belli. Evet, bir derdi var. O derdi her neyse bizim oğlanı şair eylemiş. Şair mi eylemiş? Yani şiir mi söylüyormuş? Evet ey hatun. Hem de sokak ortalarında, kabilenin ortasında bağıra bağıra söylüyormuş. Neler diyorsun ey efendim? Kabile reisinin oğlu böyle şeyler yapar mı? Daha beter şeyler de yapıyormuş. Üstü başı peşmurde bir vaziyette dolaşıyormuş. Kahya etme eyleme babanın şerefi var demiş ama dinletememiş. Vah zavallı yavrum. Nazar mı değdi, büyü mü yaptılar oğlumuza yoksa? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey oğlumuz çok garip biri olup çıktı. Ne yapıp edip derdini öğrenmemiz gerekiyor. Aklıma bir şey geliyor ama... Ne geliyor? Çabuk söyle. Galiba oğlumuz birine sevdalandı. Sevdalanmak mı? Olmaz öyle şey. Daha yaşı ne başı ne? Yaşı ne başı ne diyorsun ama oğlumuz 18'ine bastı. Delikanlılık çağı. İnsan bu yaşta sevdalanır da her bir şeyde olur. Sevdalanma zamanı değil şimdi. Önce kabileyi nasıl yöneteceğini öğrenmesi gerekiyor. Doğru dersin ama oğlumuz Kays'ın durumu da ortada. Eğer öyle bir durum varsa buna mani olmalıyız. Sen onun anasısın. Ara ağzını bakalım. Çok sıkıştırdım ama bana bir şey söylemiyor. Bana kalırsa Kahya'yı görevlendir bu iş için. Biliyorsun Kays Kahya'yı ziyadesiyle sever. Eğer birine aşık olmuşsa bunu ona mutlaka söyler. Evet. Kays'ın üstünde Kahya'nın emeği vardır. Söyleyeyim Kahya'ya da ağzını bir arasın bakayım. Belki ona derdini söyler. Kays, evlat, derdin neyse söyle bana. Ben senin sırdaşın sayılırım. Bir şeyim yok Eylala. Yok deme. Olmasa bu hale gelir miydin hiç? Sana umut bağlayan bey babanı endişelendiriyorsun. Hadi söyle bana derdini. Bakarsın bir çare buluruz ha?
Söylemesine söyleyeyim Kahya ama çare bulacağını hiç sanmam. Hele de bakalım derdini de çare var mıdır yok mudur, o zaman karar veririz. Birine sevdalandım ey Lala. Hay Allah, derdin bu muydu deli çocuk? Ne var bunda? Senin yaşında hepimiz birine sevdalanırdık. Söyle bakayım, kimmiş bu kız? Leyla. Leyla mı? Bilemedim. Kimin kızı bu Leyla? El Amiri aşiret reisinin kızı. Ne? Amiri aşiret reisinin mi? Eğlenmiyorsun ya benimle hikayes. Demiştim sana ey Lala. Bu sevdanın çaresi yok. İyi ama sen... Sen delirmişsin evlat. Bize düşman bir aşiretin kızını nasıl seversin? Gönlüm onu severken bana danışmadı ki. Dost mu, düşman mı aramadı ki. Sevdi işte. Tövbe tövbe. Peki kız da seni seviyor mu? Sevmez olur mu? Şu anda ben nasıl onun aşkından erimişsem... ...o da benim gibi erimiştir. Vah vah vah. Vah ki vah. Durum oldukça vahimmiş meğer. Derdimi öğrendin işte. Bir çare bulabilecek misin? Leyla ile evlenmeme yardım edebilecek misin? Babamı razı edebilecek misin? Hiçbir babanla bitmiyor ki ey Kays. Diyelim ki babanı razı ettik. Bakalım Leyla'nın babası ne diyecek bu işe? Olmayacak duaya amin denmez. Gel beni dinle de vazgeç bu sevdadan ey oğul. Ne? Leyla'dan vazgeçmek mi? Sevdiğimden, cananımdan vazgeçmek ha? Yok. Bu uğurda ölürüm de Leyla'mdan vazgeçmem ey Lala. Yapma oğul. Dünyada kız olarak bir Leyla yok ya. Sen iste. Anacığın sana Leyla'dan daha nice güzellerini bulur. Ben başkasının neyliyim ey Lala? Gönlümde Leyla varken bir başkasını nasıl sokarım oraya? Etme eyleme evlat. Daha çok gençsin. Sevmek için karşına nice dilberler çıkar. Vazgeç bu kızı sevmekten. Aşiretler arasında husumetlik varken asla birbirinizle evlenemezsiniz. Doğru dersin Kaya. Biz dünya var oldukça evlenemeyiz onunla. O zaman hala bu kızla ısrar etmenin ne anlamı var? Herhalde artık o kızdan vazgeçersin ha? Hayır. Asla. Tersine ona olan sevgim arttıkça artıyor. İyi ama az önce evlenemeyeceğini söyleyen sendin. Evet. Bendim. Leyla'yla evlenmesek de olur ey Lala. Ama hep seveceğiz birbirimizi. Ölünceye dek. İşte benim mutluluğum bu olacak. Aklını başına topla ey evlat. Bir kız uğruna gençliğini feda etme oğul. Sen sıradan biri değilsin. Bugüne bugün kabile reisinin oğlusun. Yarın bu aşiretin başına geçerek halkını sen yöneteceksin. Hal böyleyken asla kavuşamayacağın bir kız için geleceğini tehlikeye atma. Nasıl yaparım bu dediklerini ey Lala? Gönlüne değil aklına göre hareket et ey oğul. Babanın yanına var. Kabilenin nasıl yönetildiğini sorup öğren. Üstünü başını düzelt. İnsanların sana Mecnun demesine izin verme. Topla kendini, kişiliğini, benliğini yeniden kazan. Bu sözler normal bir insan için doğru. Haksız da sayılmazsın. Ama benim için hiçbiri kâr etmez. Etme eyleme ey Kays. Hepimiz sevdik, sevildik. Gençlikte yürek yangını gelip geçer. Kaldı ki sevenler birleşir, evlenir, çoluk çocuğu olur. Böyle menzile varmayan bir aşkın kime ne yararı olur anlayamıyorum. Ben gidiyorum Kahya. Nereye? Leyla'nın evine. Ne? Belki bugün perdeleri aralar da bir nebze yüzünü görebilirim. Yazık. Gerçekten aklı başından gitmiş bu çocuğun. Herkesin ona neden Mecnun dediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Thank you.
Ama perdeler yine kapalı. Öyle de olsa onun perde arkasından yolumu gözlediğini hissedebiliyorum. Ey sabah rüzgarı, yanına git Leyla'mın. Eza, cefa vermeden okşa sırma saçların. De ki, senin yüzünden Kays şimdi Mecnun'a döndü. Yüzünde renk kalmadı. Bitti, sarardı, soldu. Okşa güzel yüzünü, sümbül saçların dağıt. Ben yakayım derdime en acıklı bir ağıt. Sonra ondan dönerek bana kokusun getir. Bu güzel kokuyla beni harap et ve bitir. Pencere, pencere açılıyor. Sakın, sakın pencereyi açan. Evet, o, o işte. Penceredeki Leyla. Benim Leyla'm. Ya Rabbi, bugün ne kadar da güzel. Ama o da ne? Gözlerinden yaşlar damlıyor. Ağlıyor Leyla'm. Benim için ağlıyor. Ağlama ay yüzlüm. Güzel gözlüm. Her damla yaşına bir günüm feda olsun. Leyla. Leyla. Kays. Kays. Leyla ile Mecnun adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.